Şimdi biliyorsunuz Isparta Belediyesi'nin Gökçay girişinde yaptığı halı kilim ve etnografi müzesi. Maalesef orada benim da bir çok kule mutsuz var. Olduğum bir yapı. Yine bu yapıya geldik. Şimdi şöyle, aslında bu konuya getirmem de birazcık da yönetmeliğe de burada atıfta bulunmak istiyorum. Her şehrin muhakkak bir estetik kurulu olması gerektiğini ifade ediyorduk biz. Bunu ifade ederken neden bunun üzerinde özellikle duruyorduk? Bir şehirde belirli bir noktada yüksek bir yapılaşma ya da sembolize eden bir yapı yapmakla alakalı bir düşünce hasıl olduğu zaman, bu hangi konu olursa olsun, bu özel bir mülkiyet de olabilir, kamuya ait bir mülkiyet de olabilir, belediye de olabilir, farklı bir resmi kurum da olabilir. Muhakkak burada yapılacak yapıyla alakalı, çünkü şehrin belirli noktada simgesi olacaktır. Olumlu olabilir, olumsuz olabilir. Bunların muhakkak ki uzmanların olduğu bir estetik kurulda tartışılması gerektiğini çok uzun süredir ifade ediyorduk. Kent silüetini etkileyen her yapı, bakın buradaki önemli olan nokta budur. Yapının mülkiyeti önemli değildir. Kamuya ya da özele ait olabilir. Kent silüetini etkileyen, kentin yapılaşmayla alakalı, kent kültürünü, kimliğini etkileyen, kentin silüetine etkide bulunan her yapıyla alakalı muhakkak kişilerden bağımsız, şahıslardan bağımsız kurullar oluşturulması gerekir. Ve bu estetik kurulu tarafından kente getirilerinin götürülerinin tartışılarak bilimsel bakış açısıyla karar verilmesi gerekir. Mesela yönetmelik bunu söylüyor. Mimari estetik kurulu kurulmasıyla alakalı yeni planlı alanlar tip mimari yönetmeliğinde belediyelere bu anlamda bir tavsiye niteliğinde öngörü girmiş ve özellikle imar plan tadilatları ve benim bu bahsetmiş olduğum kent süretini etkileyen yapılarla alakalı muhakkak mimari estetik kurullarındaki uzmanlar tarafından karar verilmesi ve bunların imar komisyonlarıyla, imarla beraber çalışmasını öngörülmüş. Keşke Halı Kilim Müzesi de böyle olsaydı. Benim çok başarısız bulduğum bir çalışma biliyorsunuz. Özellikle hedef olarak, yani fonksiyon açısından Halı Kilim Müzesi, etnografya müzesi mantığını çok olumlu buluyorum. Isparta açısından böyle bir müze yapılması, halı kilim öğesinin özellikle ön planda tutulması çok önemli bir konu. Ama özellikle dikey müze mantığı tartışma noktasının bir tanesi. Seyir terası oluşturmak istiyoruz tarzında bir tanımlama olmuş. Arka tarafındaki Sidre Tepesi'ni ve Kirazlı Dere'yi düşündüğüm zaman herhalde kentin seyir terasına ihtiyacı olmayan tek noktası. Özellikle kent silüetini, arkadaki dağ manzarasını, ben Dere Mahallesi'nden inerken baktım, Davraz manzarasını mahvetmiş. Alt çay boyundan çıkarken baktım, Kirazlı Dere ve Sidre Tepesi'nin oradaki kent silüetini çok etkilemiş. Ha, belirli bir noktada ilerlediğini gördüğümüz bir çalışma. Ama benim tekrar söylüyorum, kent silüeti açısından olmaması gereken ve keşke hiç yapılmasaydı diyeceğim. Veya yapılacaksa bile oraya değil de atıyorum belki Mikros Kavşağı'nda bir yerlere yapılmış olsaydı aynı yapı, ben bu kadar tepkili davranmazdım ve derdim ki evet, başarılı bir çalışma. Ulaşım aksı üzerinde insanların ziyaretine açılan halı kilim öğesini özellikle ön planda tutan güzel bir yapı diyebilirdim. Peki. Ama orada demem mümkün değil.